Derinden selamlar, saygılar. Bilinç ötemiz sonsuz. Değerli arkadaşlar, size nasıl yardımcı olabilirim? Size nasıl bir katkım olabilir? Yoruma yazarsanız sizi canlı yayına alırız ve eğer elimden gelirse canlı yayında size yardımcı olmaya gayret ederim. Değerli arkadaşlarımız, eğitimlerimizle ilgili sorular sorabilirsiniz. Hayatın her alanı ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Eğer canlı yayına katılmak istiyorsanız, sorunu yazdıktan sonra "Hocam ben canlı yayına katılmak istiyorum" diye yazınız. Sizleri canlı yayına alalım. Haydi bakalım değerli dostlarımız. Bu gömlek bana büyük mü ne? Neden böyle dönüp duruyor? Ve Emine Şahin hocamızla şimdi bir canlı yayın sohbeti gerçekleştireceğiz. O sırada sizleri canlı yayına alırız ve canlı yayında şifalarınıza inşallah vesile olabiliriz. Amin, amin. Değerli arkadaşlarımız, Refik Hocam, ben sizin bu bilgilerinize sahip olmak istiyorum. Onları ben de öğrenmek istiyorum. Sizin bu yaptıklarınızı ben de yapmak istiyorum diyorsanız, buyurun eğitimlerimizi alın. En yakın eğitim bu cuma. Kaldı burada 2 gün. Bu cuma günü Manisa'ya gelin. Manisa'da dağ var, Kaftı. Kaftan'da 3 gün. Cuma, cumartesi, pazar, sabahtan akşama kadar kendimizi tanımak, Kaf Dağı'nı tanımak kampı eğitimi var. Bu bizim 9. modülümüz. Benim sahip olduğum bu bilgileri inşallah siz de sahip olursunuz. Amin. 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 Ve Bayan Turganova bizim Kazakistan'dan eğitmenimiz, Rusça tercümanımız. Şu an canlı yayında Bayan Turganova, selamlar, saygılar. Değerli dostlarımız, ben Emine Şahin hocamızı canlı yayına açmak, canlı yayına almak üzere onun katılmasını bekliyorum. Emine Şahin hocam, eğer buradaysanız lütfen canlı yayına katılınız. Kamera işaretine basınız. Emine Şahin hocam inşallah şimdi canlı yayına katılacak. Neşe Özev'in, Neşe hocam, her Allah. saniye şifanızı dua ediyorum. İnşallah şifa olsun size. Amin. Emine hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Canım gel istersen. Hocam bilemedim, eşimden yardım istiyordum. Son anda bildim açmayı. Canlı yayına katılmak çok heyecanlandırıyor. Selamlar, saygılar hocam. Selamlar, saygılar. Merhabalar. Merhaba Sayın Hocam, nasılsınız? Allah razı olsun. Bilinç ötesiyiz. Siz nasılsınız? Şükürler olsun Rabbime. Bizler de bilinç ötesiyiz inşallah. Tamam. Tüm sohbet boyunca siz de burada kalın. Hem belki sizin de katkınız olur. Gayet de mutlu olurum, memnun olurum hocam inşallah. Hocam çok Allah teşekkür razı olsun. ederiz. Ben teşekkür ederim. İsminizi unuttum ben. Lütfen isminizi söyleyin. Adım Yusuf, soyadım Şahin. Doğru. Şimdi hatırladım Yusuf Bey. Sizinle yaptığımız canlı yayından sonra biz de Manisa Kaf Dağı'na çıktık. Orada 3 gün eğitimler düzenledik. Peki Manisa ile ilgili bilgileriniz ya da anılarınız var mı? Spil Dağı'na gittim hocam. Ben dağcılık çok seviyorum. Çadırı çok seviyorum. Spil Dağı'nda bir çadır kampım var. Maneviyatının tadını bir şey bilmeden anlamaya çalışırsınız ya. Ve o tat gelir ama isimlendiremezsiniz ya.
Biz onu o yemeğin tadını almadan yemeğin tadını aldık ama isimlendiremedik. Tabii o bilinçli olmadığı için bize pek bir faydası olmuyor. Ama eşimle en çok gitmeyi istediğimiz yerlerden biri de orası. Bir hafta en azından bir ama çadır kampında kalmak. Önemli olan o. Doğaya, o ortama onun çok değişik bir şey havası var. İyiyiz, bereket. Manevi havası var. Çok Manevi. farklı bir manevi havası var Görev oranın. için mi orada çadır kampı kurdunuz yoksa keyif için mi? Yok. Bu keyif tamamen. Ben Hmm. tamamen çadır işini seviyorum. İnsanlardan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmayı, kendimi dinlemeyi, kafamı dinlemeyi, doğayı dinlemeyi öyle bir bakış açısıyla yaşıyorum ama 5 senedir falan gitmedim ve çok istiyorum. Eşimle gitmeyi çok istiyorum. Tamam. İnşallah nasip olur. Son 5 sene İnşallah. önce gittim o zaman. Evet. Sizin gittiğinizi gördüm. Takip ettim Insta'dan. İçimden geçen şuydu. Keşke hatunla biz de gidebilseydik bu sene. Ama kısmet olacak inşallah. Hep beraber bir arada orada bir vakit geçireceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü hayatta şuna inanıyorum. Rabbimden istemeyi bilen insandan isterseniz bir şeyleri size öncülük eder. Bir işte uzman olan bir doktor, bir profesör, bir öğretmen. Siz ona yol açmak isterseniz, rica ederseniz o sizden daha iyi biliyor yol açmasını. Tam 4-5 sene önce gittiğimizi yol açacak kimse olmadığı için, bizim eksik bilgimiz olduğu için de faydalanamadık. İnşallah bundan sonra daha güzel olur. Valla siz benden çok daha bilinçliymişsiniz. Ben 6 sene önce öylesine çıktım oraya. Siz 6 sene ve öncesinde oraya çadırlarınızı alıp kamp yapmak için, keyif için çıkıyormuşsunuz. Çok çok güzel. Tamam, ben de öğrendiğim bir şeyler varsa şimdi bu canlı yayında sizinle paylaşırım. Ve Olur. değerli dostlarımız Mayıs'a Kaf'ta iki gözüyle bakanlar oraya Sipil Dağ der, üç gözüyle bakanlar oranın Kaf Dağı olduğunu bilir. 1300. metrede geniş düzlük bir dağ içi ova vardır. Ova Evet. demeyelim, dağ içi düzlük vardır. Orada kaç? Bence 500 ya da 1000 tane çadır aynı anda kurulabilir. Öyle geniş bir yer. Aynı zamanda siz eğer Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı otellerde kalmak isterseniz 41 tane müstakil ev var. Bir oda bir salon, iki oda bir salon gibi. İçinde mutfağı var, banyosu. Tam dört dörtlük muazzam evler. Fakat Yusuf Bey gibi çadır keyfi yaşamak istiyorum diyorsanız, orası son derece güvenli. Jandarmamız 24 saat orayı kontrolü altında tutuyor. Orası zaten Milli Park. Orman Müdürlüğü'nün, Orman Genel Müdürlüğü'nün de sürekli denetim altında. Orada böyle yabani hayvanlar da yok. Orada olan bir yılkı atı var. Ve bir de bu yıl oraya bırakılan geyikler var. Son derece güvenli. Yılkatlarının Peki. zaten sabah uyandığınızdaki manzarası hiçbir şeye değişilmez. Yani onları o özgürlüğünü alırken ve sakin dinlenirken ki izlemek kadar güzel bir şey. Bir de Türkiye'de iki yerden biri. Sanki gökyüzü elinizin altında gibi. Yıldızlara çok rahat uzanabileceğiniz bir yer. Işık ve gürültü olmadığı için gökyüzüyle ve dağla bütünleşiyorsunuz zaten. Havayla Valla bütünleşiyorsunuz. sizi tebrik ediyorum. Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen daha dün gibi hatırlıyorsunuz. Ben de 3 gün önce işte aynen bunları yaşadım. Gökyüzü çok yakın ve gökyüzü inanılmaz masmavi, hatta mora dönebiliyor. Yıldızlar parlak ve pek çok yıldız aynı anda parlıyor. Bunu aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen bugünmüş gibi hatırlaması muazzam. Ve değerli dostlar, aynen Yusuf Bey'in dediği gibi, özellikle de sabah 5 olunca henüz güneş doğmamış ama çadırınızın ya da bulunduğunuz evin etrafında 5 tane, 6 tane, 7 tane at böyle orada otlanırlar. Otlanırlar. Onları tabii ayak sesleriyle uyanırsınız ve bir de kaçmazlar orada. Siz onları 10 metre kadar mesafede kalırsınız. Onlar da o mesafede kalırlar. Orada öyle
Otlanırlar. Lütfen devam ediniz. Ne güzel anlattınız. Estağfurullah hocam. Haddimi aşmak istemem. Siz bir öğretmensiniz. Mesleğinize de çok sevdiğim ve aşık olduğum bir meslek. Bayıldığım bir meslek benim. Biliyorsunuz Osmanlı'da üç şehir şehzadeler için eğitimlerde çok önemliydi. Bunların birincisi Manisa. Tahta çıkacak şehzade mutlaka o sistemden geçer. Spil Dağı Kesinlikle. orada çok önemliydi. Amasya ikincisiydi, sonra Trabzon üçüncüsüydü. Bunlar sıralamaları bellidir, eğitimleri bellidir. Mutlaka bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, öğrenemediğimiz, cahil olduğumuz Estağfurullah. Spil Dağı'nın inanılmaz bir etkisi vardır orada. Tabii ki eğitimin de etkisi var. Ama ne olursa olsun, Hazreti Ali'nin dediği gibi sizin mesleğinizle ilgili, bana bir harf öğreten 40 yıl kölesi olurum ya. Siz öğretmenliğin yanında ekstra işler de yapıyorsunuz ki harf öğretmeye geçip bir ansiklopedi öğretiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, Başlangıçınız. çok Allah çok razı özür olsun. O dileyeceğim. zaman bundan sonraki eğitimlerinizi eşinizle beraber Manisa Kaf Dağı'nda bence verirsiniz. Ben bugüne kadar Manisa Kaf Dağı'nda otellerde eğitim veriyordum. Her aile oradaki müstakil bir eve yerleşiyordu. Siz de kampın şeklini değiştirirsiniz. Belki çadırlarda bu eğitimi verirsiniz. Muazzam. Ve sizin bu ilginizi ben şimdi gördükçe sizin bu kampı çok iyi şekilde organize edeceğinizi de biliyorum. Evet değerli dostlar, Yusuf Bey'in dediği gibi Osmanlı İmparatorluğumuz şehzadelerinden birini payitahta sultan olarak çağıracaksa Manisa sancağından, Amasya sancağından ve Trabzon sancağından bu tercihi yapardı. Tabii bu tercih değildi, bu bir kuraldı. Manisa sancağından şehzade payitahta veliaht olarak çağrılırdı. İşte Manisa şehrinin şehzade sancağı seçilmesinin böyle yazı tura atarak ya da havadan düşmekle ya da hadi canım burası olsun demekle seçilen bir yer olmadığını çok çok Evet. iyi biliyoruz. Ve birazdan sohbetimiz o derinliğe doğru gidecek. İşte değerli İnşallah. arkadaşlarım, Manisa'dan tam 16 tane padişahımız yetişti. Çok şükür. Pek çok şehzademiz Manisa'ya gitti. 16 tane padişahımız Manisa'dan çıktı. Bir tanesi 8 yaşından 12 yaşına kadar orada eğitim gören Fatih Sultan Mehmet Han. Diğeri Kanuni Sultan Süleyman Han. Lütfen devam ediniz. İsterseniz önce Osmanlı'daki önemi üzerinde duralım, sonra çerçeveyi Şimdi ben bir yorum yapacağım sadece hocam. İlk önce çadırla ilgili düşüncenize aynı düşünceye sahip oldum. Ben sizin paylaşımlarınızı izlerken, orada katılan kardeşlerimin düşüncelerini izlerken, ben dedim eşimle birlikte inşallah orada bir eğitim yaparız. Ama Niyet kimse ediyoruz. sevip sevmemesi önemli değil. Biz çadırda kalalım da insanlar daha rahat edeceği yerde kalsın. Ama öyle bir düşüncem geçti. Ne güzel. Karşılıklı aynı frekansta olabilmek çok çok daha güzel. Bunu duymak çok daha güzel motive etti bizi. Sistemdeki Manisa, Şehzadeler Şehri, Amasya ve Trabzon'un olmasının üçünde dağlık bölgelerde olmasının büyük etkenliği olduğuna inanıyorum. Daha önceki Selçuklu sisteminde ve Osmanlı sisteminde hücre sistemi vardı. Din eğitimi alan öğrencileri kendi başına bırakmak için hücrede bırakırlardı. Osmanlı sisteminde şehzadelere lalalarla birlikte daha yüksek, insanlardan uzak, gökyüzüne yakın, doğayla daha sert olan ortamlarda bırakıyorlar. Ama lalalar mutlaka hep yanında, yalnız değiller. Bunların hepsinin birer bilinçli olduğunu düşünüyorum ben. Maneviyat Boyut ayrı. çok çok önemli bir şey günümüzde. Siz bir eğitmen olarak takdir edersiniz inşallah. Maneviyatını yitiren bir toplum bitmek üzeredir zaten. Sonu yoktur o insanların. Aynen. Biz ara sıra kanallık sırasında eğitimlerimizde maneviyatı değerlendirdiğimizde baktık ki veliler toplumca güzel
işler yapmış, topluma mal olmuş insanlar nasıl görünüyorlar diye baktık. Her birisi bir dağın üzerinde bir fener, bir güneş gibiydiler. Yani şöyle bir görüntü çıkmadı. Ovada ya da vadinin içinde yanan bir meşale, bir fener ya da bir güneş değillerdi. Hepsi de kendi enerjileri kudretince dağların başındaydılar. Çok hayırlı işler yapmış olanlar daha yüksek dağlar üstündeydi. İşte değerli dostlarımız, dağların böyle bir önemi vardır. Siz bugün bir fener koyacaksınız ya da bir etrafı aydınlatacak ampul koyacaksınız. En yüksek yere koyarsınız bunu. İşte Manisa Kafta bize bakın hangi özelliğiyle ön plana çıktı. Manisa Kafta değerli dostlar, dünyada iki eseri neredeyse ezbere bilinen bir yazarın, bir şairin yaşadığı yer, Homer. Manisa Kafta'nda yaşadı. O da konuşurken, destan yazarken benim gibi gözlerini kapatarak konuşuyor, destan yazıyordu. Kanallık yapmak içindi gözlerini kapatma sebebi. Peki ya sonra ne oldu? Dünyada en zengin ülkelerden birisi Lidya, Manisa Kaftan'ın eteklerinde kuruldu. İlk para biliyoruz ya Lidya'dan dünyaya yayıldı diye. Ve değerli arkadaşlarımız, Saruhan Beyliği'nden Saruhan Sancağı, Saruhan Vilayeti Osmanlı'ya geçti. Saruhan Beyliği zamanında orada pek çok cami yapıldı. Külliyeler yapıldı ve Mevlevihane kuruldu. Saruhan Bey, oğlu ve torunları bu güzel işleri yaptılar. 1400'lü Evet. yılların başlarında Sultan II. Murat Han geldi değerli dostlar. Manisa Kaftan'ın bu özelliğini gördü. 1430'larda, 1440'ta artık şöyle dedi. Ya bu nasıl bir enerji? Ben dedi Osmanlı payitahtını istemiyorum. Dünyayı yönetmeyi de bırakıyorum. Manisa Kaftan'ın bu muazzam enerjisi beni çekiyor dedi. Tabii Osmanlı'nın orasını şehzade sancağı yapması padişahlarımızın yanında bulunan müneccimlerin yani kanalların mutlaka ki istişaresiyle, yönlendirmesiyle gerçekleşmiştir. Nasıl ki biz kanal arkadaşlarımızın gözlerini kapatıp her şeyi gördüklerini biliyoruz ya, onların müneccimleri de gözlerini kapatıp dünyadaki en yüksek enerji alanlarının neresi olduğunu biliyorlardı. İşte o yüzden Kaf Dağı'nı, Manisa'yı payitahta gidecek veliahtların yetişeceği sancak olarak belirlediler. Peki hocam. Değerli dostlarımız, Evet, lütfen devam edin. Sonra çok çok destan özür diliyorum. baştan. Gözleri kapatmaktan nasıl ben sizi isminizi duyduğumda en çok dikkatimi çeken şeylerden biri buydu. Yeryüzünde en yaygın olan 4-5 dine bakalım. İslamiyet'te huşu ile ibadet etmek istersen namaz hariç gözler kapatılır. Yahudilikle gidin ağlama duvarına gözlerini kapatırsınız. Hristiyanlıklarda da günah çıkarırken papazın karşısına gider, papaz da gözünü kapatır. Siz de gözünüzü kapatırsınız. Uzak doğuya gidin, meditasyonların hepsinde gözlerinizi kapatırsınız. Bunun bilimsel açıklamasını şu şekilde yapıyorlar. Transa geçmenin en kolay yolu. Çünkü göz sizi aldatır ve kafanızı dağıtır. Bunu bilimsel olarak bu Aynen şekilde böyle. açıklıyorlar. Ama Çok doğru. şu çok güzel bir şey. Her şeyin başlangıcı maneviyat. Ve değerli arkadaşlar, bir insanın gözünü kapatıp odaklanması, bakın Çok daha kolay. ona hangi artıları getirir?
Zümrüt Arkan'ın değerli dostlar 7 vadilik yolculuğu var. Bütün kuşlar toplanırlar. En bilge kuşa ulaşacağız diye yola çıkarlar. Bazıları birinci vadide kalır, bazıları ikide, bazıları üçte, bazıları dördüncü vadiyi beğenir, orada kalır. Bazıları beşe, bazıları altıya gelir. Bütün kuşlar bu vadilerde böyle kalmışlardır. Sadece en son 30 tane kuş kalır. Sonra bakarlar ki onlar 7. vadiye geldiklerinde hepsi birleşirler, tek bir kuşa dönüşürler. 7 vadi. Değerli dostlar, bizde de 7 vadi var. İşte o 7 vadiyi geçip, o 6 vadiyi geçip 7. vadide konuşanlar gözlerini kapatırlar. Bir insan ten vadisini aşar. Dil vadisini, yani tad alma Evet. vadisini aşar. Koku alma, Gözü burun açar. vadisini aşar. Gözü açar, kulağı açar. Kulak duyma vadisini aşar. Göz, bu beşinciydi, görme vadisini aşar. Bilinç, her şeye bilinciyle, aklıyla ulaşamayacağını anlar. Bilinç vadisini de aşar. Bırakır Ve kendini. ruhuyla tam temasa geçer. İşte o yüzden bütün akış, eğer siz bu 6 duraktan, vadiden geçmişseniz daha kolay gelir. Homer, ona kör ozan demişler. Halbuki hepimiz kadar rahat görüyordu. İşte ona kör diyenler aslında bizim bu anlattıklarımızı bilmeyenler. Bir şeyi insan bilmiyorsa insan onun körüdür. Tabii. Dolayısıyla ona kör diyenler aslında belki biraz kendilerini bir tartıp biçmeliler. Değerli dostlarımız, Bakmakla görmenin ve hissetmenin arasındaki fark da odur işte hocam. aynen o. İşte Sultan II. Murat Han Manisa Kaftan'ın bu enerjisini çekip yaşamak üzere payitahtı bıraktığında paşalar diyorlar ki bırakma. O da diyor ki bırakacağım çünkü yeter. Ben dünyanın hem güzelliklerini hem de sıkıntılarını yaşadım. Bütün hayatı savaşlarla geçmiş padişahımız. Ve en çok savaşmış padişahlarımızdan birisi. 12 yaşında oğlunu Manisa'dan alıp Edirne'ye tahta bırakıyor. Kendisi Manisa'ya, Kaftan'a gidiyor ve giderken de yazdığı ilk beyit şu: varalım bir iki gün zikredelim Mevla'yı. Bize ısmarladılar mı şu yalan dünyayı diyerek hem oradaki Mevlevi şeyhlerinin toplantılarına, ilim ocaklarına katılarak hem de kendi ilmini etrafındakilere yayarak Manisa Kaftan'ın bu yüksek enerjisini yaşamaya gayret ediyor. Ve değerli dostlarımız, Sultan II. Murat Han'ın şöyle bir özelliği var. O bu dehrin hem gamını hem neşatını yaşamış bir padişahımız. O yüzden de der ki ben vefat ettikten sonra benim mezarımın üstüne türbe yapmayın. Türbe yapsanız da bırakın kubbesiz olsun ki yağmur yağdığında benim toprağıma aksın. İşte Bursa'da Sultan II. Murat Han Türbesi'nin çatısı açıktır. O günden beri yağmur onun toprağına ulaşmaktadır. Böyle yüksek bir benlik, böyle yüksek bir düşünce değerli arkadaşlar, Manisa'yı Şehzade Sancağı yapmıştır. 8 yaşındaki oğlunu buraya göndermiştir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in, Fatih'in annesinin adı Hüma. Hüma değerli dostlar, Zümrüt Anka demek. Ve ben hep merak ederdim. Üniversite yıllarında niçin üniversiteler, fakülteler 4 yıllık diye. Ve bu eğitimin anlatımı sırasında, bu eğitimi geliştirdiğim sıralarda fark ettim. Kaf Dağı'nda 4 yılda ve 4 ayda mezun olunuyor. 4 yıl, 4 ay. Yani tam 52 ayda mezun olunuyor değerli dostlar. Fatih Sultan Mehmet de 12 yaşında geldi, padişah oldu. Ya sonra değerli arkadaşlar? Manisa'da yetiştiğini belli edecek hocam. Babasına dedi ki gel devletin başına geç padişahsan. Yok ben padişahsam sana emrediyorum devletin başına geç dedi. Her şekilde kum saatinin
istediğiniz kadar çevrilmesi gibi aynı duruma işaret eden bu derin sözleri peki ona 8 yaşından 12 yaşına kadar kim öğretti değerli dostlar? Yanındaki lalaları, Hüsrev Paşa, Akşemseddin. İşte onun Akşemseddin, üzere. Molla Gürani, bunlar Molla değerli dostlar. Eğitimlerimizi Fatma Hanım, Emine Hanım, lütfen gözünüzü kapatın. Hatta şöyle kulağınızı kapatın. Eşiniz size dokunur kulağınızı açacağınız zaman. Değerli arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanındaki lalalar insandı ama zürdankalar insan haline girmişti. Lütfen dokunun. Lütfen gözünüzün önüne gelenleri bize anlatır mısınız? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velayet. Ne görürseniz bize anlatın Sayın Hocam. Hocam yani Kaf Dağı'ndan konuştuğumuz için de bilmiyorum. Çok güzel, yüksek bir dağ. Şu an bilmiyorum yani onu konuştuğumuz için mi? Güzel, yüksek bir dağ, nur gibi küçük bir çocuk ama böyle güzel kıyafetler var üstünde. Şey var hocam, kaftanı var. Yani yanında da güzel güzel şeyleri var, üstatları var. Hepsi onu Evet. destekliyor, dua ediyor. Hocam az önce kaftandan konuştuk mu bilmiyorum. Fatih Sultan Mehmet geliyor yani bilmiyorum. Ve bir İnşallah. de kendini hiç yargılamayın. Şundan dolayı mı bilmiyorum, hiç bu sözleri kullanmayın. Size gelen bilgiler çok doğru. Bu sefer bunu duyan biri bilmiyormuş Tamam. diye Hocam havada kalır. Biz çok tamam. net konuşuruz. Sizin söyledikleriniz hepsi çok net, %100 doğru Sayın Hocam. Hiç kendinizi yargılamayın. Hocam Fatih Sultan o çocuğun var ya etrafı nur gibi apaydın. O nur gittikçe büyüyor. Etrafına yayılıyor. O kadar güzel bir şey ki ama destekçileri de var yani yanında. Hepsi önder, lider ama yardımcı sadece. Hani ipler o insanlarda değil, destek oluyorlar. O kadar güzel bir şey ki. Yani onun gücü Orayı anlamakta zorlandık. Tam da zaten öğrenmek istediğimiz orası. Onun yardımcıları, ipler onların elinde değil, destek oluyorlar. Oradan ne görüyorsanız onu biraz daha anlatın bize. yani hocam arkasından dualarla güzel bir şeylerle destek var. Yani güzel güzel bir şeyler geliyor. Enerji geliyor. O onların yanında olduğunu hissediyor. Kimse onu yönetmiyor. Sadece güzel enerjileri var ve büyüyor büyüyor o kadar güzel ki yani böyle ayağını yere bastı ya vurdu ya hocam. Yer şey yaptı böyle titredi. Peki Dünyayı şuna bakalım. titretecek kadar bir güç var. Güzel Fatih bir güç. Sultan Mehmet Han'ın yanındaki lalalara bakın. Onlar hakkında gelen bilgileri bize aktarın. Onun yanındaki hocalara bakın. Hocam çok derin bilgeler ve sadece Allah rızası için, vatan için, yani millete hizmet için hocam. Tek üç gaye Allah rızası, vatan, millete hizmet. Yani güzel bir Tamam. Peki bakın onlar biraz daha derinden bakın. Onlar alelade insan mı? Hayır hocam, çok derin bilgeler, ruhları var ya. Yani bilgiyi kaz kaz bitmiyor. Kaz kaz bitmiyor ve o kadar edep, huşu ve haya içindeler hocam. Peki onlar dönüşseler neye dönüşüyorlar o hocalar? Hocam Zümrüt'e inanılır gibi değil ama Zümrüt'e kanka oldular. Gözlerinizi açınız Sayın Hocam. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sizin kulağınız kapalıyken ben Yusuf Bey'e ve bütün izleyenlerimize dedim ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanındaki lalaları, hocaları insandılar ama zümrüdüankalar insan şekline bürünmüştü. Onlar zümrüdüankaydı, insan teni elbisesi giymişlerdi. İşte ve siz dediniz ki öyle bir eğitim verdiler ki ayağını yere vurduğunda yer titriyordu Evet. dediniz. İşte 12 yaşındaki bir çocuk padişah oldu, fatih oldu, fethetti. Ve Evet. onun İstanbul'u fethi sırasında kullandığı top teknolojisi, barut teknolojisi Avrupa'da derebeylikleri yıktı.
Rönesans'ı başlattı, reformu, sanayi devrimini, günümüzün dijital gelişimini ve Mars'a gitmeyi başlattı. İşte değerli arkadaşlarımız Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocaları sıradan insanlar değildi. Yes, Onlar bir gözlerini ve şimdi hani Emine Hanım siz gözlerinizi kapattınız. Nasıl ki Akşemseddin'i, Molla Gürani'yi, Hüsrev Paşa'nın kim olduklarını öğrendiniz ya. Allah bilir onlar belki bizden çok daha derin kan aldılar. Onlar gözünü kapatıp da sizin bu gördüklerinizden belki çok daha fazlasını görüyorlardı. İşte o yüzden oranın Osmanlı'da Şehzade Sancağı olarak kalmasını istediler. Ve oradan ne oldu? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi Hafsa Hatun, Hafsa Sultan hastalanınca Osmanlı'nın bütün hekimleri çare aradılar, bulamadılar. Osmanlı'da Manisa'da görev yapan başhekim Merkez Efendi Manisa'daki 41 çeşit baharatı dağlardan topladıklarını ilaç haline getirdi. Hafsa Sultan iyileşti ve Hafsa Sultan oradaki tarlalarından elde edilecek vakıf gelirlerinin her sene mesir macununun üretilmesine, adanmasına vakfetti. 496 senedir 21 Mart'ta baharın geldiği gün Sultan Camisi'nden halka saçılır ve oradan da bütün dünyaya mesir macunu gönderilir. İşte bu muazzamlığı var oranın ve Manisa Kaf Dağı'nın şu özelliklerini gördük. Orada obruklar var. Manisa Kaf Dağı'nın tepesinde. Peki obrukları ele alacağız. Siz dağcı olduğunuz için belki bugüne kadar obruklarla ilgili sizin de tecrübeleriniz vardır. Obruklar genellikle kayalık böyle Manisa Spil Dağı gibi yerlerde mi olur yoksa Konya gibi, İç Anadolu gibi düz toprak arazide mi olur? Düz İşte Manisa Kaf ovalarda Dağı'nda suların, yeraltı sularının kullanılıp çekilmesinden dolayı toprağın göçmesinden olur. Çok nadirdir, dağlarda olmaz, kayalık sistemlerde olmaz olur. aynen bu değerli dostlar işte bizi ve oraya gelen herkesi şaşırttı. Yekpare bir kaya maviye çalar Spil Dağı'nın kayasının rengi Kaf Dağı. Kaf Dağı'nın tepesinde değerli dostlar obruklar oluşuyor 15 metre çapında 20 metre çapında. Ve derinlikleri son derece derin ölçülemiyor bile. Peki bu nedir? Tamamen kayalık yerde nasıl oluşur? Değerli arkadaşlarımız. Bu Kaftan ve Yusuf Bey'in dediği gibi İç Anadolu gibi, Konya gibi tabanı toprak olan ve altında su galerileri olan, su boşalınca orası da boşalmıştır. Üstten toprak çöker. Alın işte size bir obruk oluşur. Kaftan'dakiler altında öyle bir toprak yok. Kaftan değerli arkadaşlar biz kanallıkla gördük ki gökyüzünde ne kadar yıldız varsa bütün yıldızların enerjileri toplanır. Bir huni gibi Kaf Dağı'nın bu bacalarından aşağıya süzülür. 114 kilometre aşağı iner, orada depolanır. Ve yine gökyüzünde bir takım yıldızdan, kraliyet takım yıldızı ki 4 yıldızdan oluşur. Onun enerjisi de oraya dahil olur. İşte o zaman tepkime başlar. Manisa Kaf Dağı ve üzerindeki ağaçlar gözle görülmeyecek, kulakla duyulmayacak bir titreşime geçerler. Dünyanın neresinde bir deprem enerjisi birikmişse, gaz sıkışması olmuşsa, onların öfkelerini, gazlarını, deprem etkilerini kendine çeker. %86'sını alır, bu bacalardan diye gökyüzüne salar. Ve gökyüzüne saldığı zaman da hiçbir şeye, bir tek yaprağa bile zarar vermeden gökyüzüne bir bulut olarak gönderir. İşte bu obrukların sebebi hikmeti bu değerli dostlar. Ve bu obrukların ikinci bir sebebi hikmeti daha var. Biz görmediğimiz şeyleri yok zannediyoruz. Ama zaten bizim gözümüz görmemek için, kulağımız duymamak için bir perde ki.
Gerçeği duymamak için burnumuz, gerçeği koklamamak için burnumuz bir perçe, bir perde. Gerçeği tatmamak için dilimiz bir perde. Gerçeğe ulaşamayalım diye zihnimiz bir perde. Biz bu perdeleri kaldırırsak değerli dostlar, ten, dil, burun, kulak, göz, bilinç perdesini kaldırırsak, kaftanda zümrüdüanka ağları görürüz. İşte az önce Emine hocam bu altı perdeyi kaldırdı, gerçeği gördü. Lalaların, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarının zümrüdüanka olduklarını gördü. Peki kaftanda bu zümrüdüankalar yaşıyor ya, onların yuvaları nerede? Zümrüdüankalar gider dallara mı yuva yaparlar? Kaya altlarına mı yuva yaparlar? Kartallar gibi kaya kenarlarına, uçurumlara mı yuva yaparlar? Hayır değerli dostlar. Zümrüdüankalar bu obrukların içine yuva yaparlar. Her bir zümrüdüanka yavaş yavaş bir kalp getirir. Taştan bir kalptir. Bu obrukların içine koyar. Hem de dairesel şekilde, dairesel şekilde. Zamanla bu obruklar dolar. Bu obruklar dolsa da değerli dostlar, yine de şeklinde deprem enerjilerini dışarı buralardan verirler. Zaten bu obruklar dolar dediğim, oraya kalp şeklinde taşlar koyuyorsunuz ya, süzgeç gibi onların arasından bu enerjiler gökyüzüne çıkıyor. Ve değerli arkadaşlar, dolduğunda orası bir yuvaya dönüşür. Biz bugüne kadar zümrüdüankalar kuru dal, kuru yaprak, kuru otları birleştirip güneşin onları yakması şeklinde kül olup yeniden küllerinden doğduklarını düşünüyorduk ya. Onlar yanarlar ama alevsiz bir yangın. Yuvaya koydukları avuç içi ya da avuçtan küçük ya da birkaç avuç büyüklüğünde kalbe benzeyen kiremit rengi taşları alırlar. Doldurdukları bu yuvanın ortasına zümrüdüankalar otururlar. 1800 yıl yaşamış bir zümrüdüanka sabah güneşin doğumuyla oraya oturur. Öğlene kadar o taşlar kızar. Öğleden sonra güneşin etkisiyle o taşlar artık inanılmaz yüksek bir enerji yayar. Alev olmadan bir yanma gerçekleşir. Ve zümrüdüanka kendi çevresine 7 kez dönünce küçülür. İçinden yavru bir zümrüdüanka çıkar. Etraftaki zümrüdüankalar bu yeni doğumu izlerler. O yanan zümrüdüankanın küllerini bir heybeye doldururlar. Yeni zümrüdüankayla bir kutlama uçuşuna çıkarlar. Bu Marmara Denizi'nden Ege üzerine oradan da Akdeniz'e geçiş şeklindedir. Heybeyi Ege Denizi'nin üzerinde ters çevirirler. Heybedeki küller Ege Denizi'ne akar. Her biri Ege Denizi'ndeki bu sayısız adaları oluşturur. Sonra heybeyi bırakırlar. Heybe de değerli dostlar Midilli Adası'na dönüşür. Ve Zümrüdüanka gider Kıbrıs Adası olur. Değerli dostlarımız, Ben kitap sen Kıbrıs, bırak bırak yavrum. Bırak bırak. Manisa, Kafta, Midilli Adası, Ege Adaları, bunların hepsi birbiriyle büyük bir iletişim içinde. Peki Yusuf Bey, hani siz o kamplara gittiniz, orada kamplar yaptınız ya, en fazla kaç gün kaldınız, ortalama kaç gün kalıyordunuz ve bir de etrafı geziyor muydunuz? Çünkü şununla alakasını kurduracağım. Ben orada gezdim, dolaştım, her yer zümrüdüankaların iç organları, kalp, akciğer, böbrek, taş halinde duruyorlar. Siz bu kamplarınızı düzenlediğiniz zaman gezdiniz, bunları gördünüz mü? Biz değişik olaylar yaşadık hocam orada. Fakat biz isimlendiremedik. Şimdi cehalet çok kötü bir şey. Bilmediğiniz için görüp anlamanız da mümkün değil. Dünya gözüyle, dünya burnuyla, ağzıyla, kulağıyla aldığınız vakit algılamanız mümkün değil. Fakat şunu yaşıyorduk. Biz bir haftalığına gidip bir gün kaldığımızda oluyordu. Çünkü bazı orada iki insan grubu yaşıyorduk. Yani 4-5 çadır kuruluyorduk. Kimi benim gibi, ben çok büyük bir huzur buluyordum orada. Ben inanılmaz bir huzur geliyordu. Ama yanımda beraber kaldığım, aynı çadırda kaldığım arkadaş ağlayarak sabah kalktı, gidelim buradan diyordu. Yani Peki şimdi benim isimlendiremiyoruz biz. Ama özür estağfurullah diliyorum. Şöyle devam oluyor. edin. 2 günlüğüne gidelim dediğimde, ama aynı benim frekansımda olan bir insanla
gittiğimizde mesela 6 çadır gittik biz. 14-15 kişi falan. Bir haftadan önce kimse ayrılmak istemedi. Yemeği düşünen yok. Yani şimdi kampta çay çok önemli bir şeydir, ateş. Ne ateş ne çay, hiç kimse umursamıyor. Ha, dediğiniz olayları gezi yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz ama sizin Ona gördükleriniz ve hissettiklerinizi. birazdan gelelim. Ona gezi olayını birazdan gelelim. Ben bu tarafını es geçmiştim. Onun üzerinde biraz duralım. Değerli arkadaşlarınız, ben de Manisa Kaf Dağı'nı birkaç defa hatırlıyorum. Arkadaşlarımla gittiğimde bazı arkadaşlarım Kaf Dağı'na daha çıkamadan 800. 900. metrede dediler ki ben geri dönmek istiyorum diyenler oldu. Ve bir arkadaşımız vardı, Osman Özel. Onunla biz arabanın içinde kaldık gece. Sabah 6-7 oldu, uyandık. Dedi ki hocam, rüyama dedi, uzaylılar geldi arabamın üstünden, böyle beni korkuttular dedi. Ben gitmek istiyorum dedi. Tamam dedim. Ben dedim, ben de ne kadar huzur içinde uyudum, hiç öyle bir şey hissetmedim dedim. Çok rahat Lütfen, uyuyorsunuz. lütfen o anılarınızı anlatın sayın hocam. Özellikle o anıları. Şimdi gittiğimiz arkadaşım biri polis, bizim gibi özel hareketçiydi yalnız o. Şimdi onlarda korku yok. Vatan sevgisi had safhasında. Tamam biz de polisiz ama biz onlar gibi bir eğitim almadık. Tabii bununla ilgili de espriler yapıyor. Kendini bir adım bizden daha ölüme yakın veya vatan bayrağı yakın hissederek övünüyor. Aynı sizin dediğiniz gibi yukarı doğru çıkarken bu ya ben göğsüm sıkışmaya başladı. Oksijen mi basınç yapıyor falan. Biz de diyoruz ki sen dağlarda büyümüşsün ya. Dağlarda görev yapıyorsun. Korkacağın bir Allah şey yok razı falan. olsun. Onlar da zor şartlarda vatanımızı korudular. Tabii Siz de tabii öyle. Hepimiz inanılmaz bir Allah şey razı olsun. şekilde. En son oraya gittiğimizde şunu dedi. Ya yaşı benden ufaktı. Ya dayı diye hitap etti. Dayı dedi ya kurban olan ben anlamadım bu işi. Biri göğsümü sıkıyor sanki dedim. Burada garip bir hava var dedi. Ben de fikrimi söyledim. Dedim ki ya ben çok rahatım. Yani nasıl anlatayım? Bir uyuyorsunuz. 2 saat uyuyorum ama sanki 20 gün dinlenmiş gibi kalkıyorum. Öyle değil. Dağ havası değil. Yani öyle mistik çok başka bir havası var orada. Gitmek istemiyorsunuz. Yemek yemek istemiyorsunuz. Hemen o konuyu söyleyeyim. O konudan daha da genişletiriz. Değerli arkadaşlar, geride bıraktığımız 9, 10, 11 Eylül'de Manisa Kaf Dağı'nda 3 gün kaldım. Vallahi de billahi de toplam uyuma süren belki yarım saat ya da bir saatti. Hiç uykum yok. Bir de 3 gün orada kaldım, uykum yoktu. Oraya giderken Perşembe günü de uyumadım. Tam 4 gün hiç ama hiç uykum yoktu. Ve sabah kalktığımda da arkadaşlara diyorum ki arkadaşlar ben 2 gündür uykusuzum, 3 gündür uykusuzum, 4 gündür uykusuzum. Yüzümden belli mi? Ben hiç kendimi uykusuz hissetmiyorum. Hiç belli değil hocam diyorlardı. İşte onu çok güzel anlattı. Müsaade ederseniz şöyle devam edeyim. O arkadaşımız geri döndü. Ben hiç yapmayacağım bir şey. Yola çıktım bir arkadaşımı. Ya ben kalsam olur mu dedim. Dayı ne demek dedi. Ya sen kal gitti. Şimdi ben tek kaldım. 2 gün tek kaldım ben. Ama gene söylüyorum. Şimdi eşim sizden eğitim alıyor. Eşim sizden eğitim alıyor. Bazı şeyleri çok çok daha iyi bildiği için. Biz yeni yeni öğreniyoruz bazı şeyleri. Hala hiçbir şeyi bilmiyoruz. Yani eşimin bildiğinin yanında ben hiçbir şey bilmiyorum. Sizin bildiklerinizin yanında hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden çok başa döneceğim özür dileyerek. Eşimle Spil Dağı'na gidip eğitimlerimizi orada yaparken eşimi orada görmek ve hayal etmek istiyorum. Ondaki etkisi ne olacak? Ondaki payı ne olacak? Ve benim sizlerden öğrendiğim noktalardan bu yana benim bakacağım ve algılayacağım şeyler de farklı olacak. Tabii ki eşim bir gurur kaynağı benim. O önemli ama kendim içinde göreceğim ve alacağım şeyler var. Obruklardaki o taşları arayacağımı kesinlikle eminim. Zümrüt halkalara başka gözle arayacağıma da eminim. Ama gene söylüyorum. Eşimsiz gitmek istemiyorum. Eşimle gidip onun orada iyi veya kötü nasıl bir etki aldığını görmek istiyorum. Çünkü sizden aldığı eğitimlerden bu yana uygun kelimeyle nasıl ifade edilir? Yani nasıl bir tam tarifle söylenebilir?
bir insanın hayatının bu şekilde değişmesi yani mucize ötesi bir şey. Ve ben eminim ki Spil Dağı, Kaf Dağı onda çok büyük etki yapacak. Gönlüm şunu istiyor. Tabii bu benim gönlümün istediği. İnşallah Rabbim nasip edeceğim ondan da şunu. Sizinle beraber orada vakit geçirebilmek. Tamam, olacak. Sizin gözünüzle, sizin yüreğinizle, sizin algılarınızla hani hazine arayan dedektörler gibi sizin bulacağınız şeyler çok daha önemli. Biz üzerine basıp geçebiliriz. Tabii ki bizler de eğitimimizi arttırdıkça belki size yaklaşabiliriz ama Baş bensin. kolay kolay olmuyor bunlar. Yani birdenbire oluşacak şeyler değil. En iyisini siz daha iyi biliyorsunuz. Ama Kesinlikle. herkes, maneviyatı olan herkesin, özellikle bu sizin sembol dili bilinçaltı eğitimi alan herkesin o Kaf Dağı'nı görmesini tavsiye ederim. Sizin o resimlerinizi ben gördüm, paylaşımlarınızı benim içim gitti. Eşimle benim orada olmam lazım dedim. İnşallah kısmet olacak bir dahaki sefere Amin, dedim. amin. Peki ben taşların arasında dolaşırken kalbe benzeyen taşları gördünüz mü? Şimdi gördüm desem yalan olur çünkü aradığım öyle bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim yani obruklar olduğunu bile anlamakta biz zorluklar çektik. Şimdi düz bir yer biliyorsunuz üst tarafa çıktığınızda düz bir yer. Yukarı doğru çıkıyorsunuz, geziyorsunuz. Ama o çukurları çok mühim, depeye kadar çıkmadık. Şimdi yalan söylemeyeyim ama obruk olduğunu bile algılamak çok zor bizim kafamızda. Sizin O taşları gözünüz gördünüz mü dediğim, yani benim son zamanlarda videolarda yayınladığım taşları gördünüz mü? Videolarda gördünüz. ha, onu gördüm. Ben sizin kastettiğiniz öbür taraf şeyi kastetmiyorum. Kendim gittiğimdekini söylüyorum. Sizin orada o gördüğünüz, bahsettiğiniz benim görmem imkansız. Belki sizinle bu konuyla ilgili bir iki eğitim alıp veya eşimle bu konuyla eğitimlerimizi geliştirip gidersem ben güzel şeyler göreceğimizi düşünüyorum hocam. İnşallah. İnşallah. Ne mutlu, ne mutlu. İşte ben de 2017'de çıktım Kaf Dağı'na. O zaman farkındalık yaşadım. Ta 2020'ye kadar oranın taşlarının kalp olduğunu anlamadım. 2020 Kasım ayında bir baktım bir tane taş buldum böyle. Kırık, kalbe benziyor. Bir parçası eksik. Biraz daha dolaştım 7 metre ileride onun Yine parçasını aynı. buldum kalp. Sonra onun sevinci bana yetti. Ama şöyle demedim, hadi başka kalpler var mı demedim. 2-3 ay geçti, dedim ki başka kalpler de vardır. Etraftan baktım, aa her taraf kalp. Ve ben sadece şöyle yetindim. Bakın 2017'den 2020'ye kadar kalp olduğunu bilmiyorum ve orada belki 20 tane eğitim düzenledim. 2020'de kalp olduğunu anladım. Ta ki geçen aya kadar, bir ay öncesine kadar ben sadece kalp var zannediyordum orada. Ya. Sonra baktım ki akciğer var, bağırsaklar Dalak var, var. dalak var, karaciğer var. Bunları da yeni fark ettim. Hani ve başka bir şey daha fark ettim. Bu fark ettiğim şeyi de 2 gün önce iyice anladım. Havva Uzun hocamızın kanalıyla da onu tespit ettik. Ben bugüne kadar sadece zümrüdüanka'ların iç organları orada var zannediyordum. 1517 metre orası, 700. metre sıfırdan ovadan 700. metreye kadar insanların iç organları taş olarak var. 700 metreden tepeye kadar da zümrüdüanka'ların iç organları var. Ve bunu sordum. Çok farklı. İşte bu da çok çok önemli. Tabii. Mesela hani siz orayı biliyorsanız Niobe Ağlayan Kayayı. Evet. Niobe'den yukarı çıkıldıkça değerli dostlar 700. metreye kadar. Kayalara bakın, kayalar Şekilden şekil gitmiş gibi. kayalar korkmuş insan şeklindeler. Hani bir insan bir tehlikeden kaçar, korkar, bir ağacın arkasına saklanır ya. Anladım. Ve değerli Evet. arkadaşlar, Homer bize şöyle diyor. 2800 yıl önce İlyada'da diyor ki Niobe'nin özetleyeceğim. Niobe'nin 14 çocuğu öldürülmüştü ve onları ağlıyordu. 10. gün yemek yemek isteği uyandı içinde ama çocukları oradaydı ve hepsi de cansız yatıyordu. Onları gömecek hiçbir insan kalmamıştı. Hepsi ölmüştü. İşte Havva Uzun'un kanalıyla baktık.
Manisa Kaptağı'na bir zamanlar büyük bir yıkım gelmiş. Ovadaki insanlar canlarını kurtarmak için Manisa Kaftağı'na kaçmışlar. Ovadakiler ölmüş. Kaftağı'na kaçanlar bir iki gün orada yaşayabilmişler. Ağaçların arkasında saklanmışlar. Fakat onları öldüren, henüz ben de tam olarak anlayamadım. Neyse, bir asit yağmuru şeklinde gökyüzünden yağmış. Onların kaslarını eritmiş. Kemikleri ve iç organları taşlaşmış. Bugün 700. metreye kadar o insanların ve onların keçilerinin, atlarının, köpeklerinin, kedilerinin, koyunlarının iç organlarını taş olarak bulursunuz. Oradaki insanların %100'ü ölmüş. 700. metreye kadar tırmanabilmiş insanlar. O yüzden 700. metreye kadar insanların iç organlarını görürsünüz. 700'den 1500. metreye kadar değerli dostlar çıktığınızda zümrüt ankaların iç organlarını görürsünüz. O asit yağmuru zümrüt ankaların da %30'unu öldürdü. %70'i canlı kaldılar. İşte etrafta hep onların iç organları var. Ve şaşılacak bir şey daha. İnsanların ve zümrüt ankaların iç organları toprağın altında değiller. Hani yağmur yağar, yukarıdan yağmur biraz toprak getirir, bazen sel olur. Aşağıdaki taşlar çamurun altında, toprağın altında kalırlar. Ona da baktık. Orada taşlar toprağın altında pek kalmıyorlar. Nadir. O erozyona rağmen hep taşlar, iç organlar toprağın yüzeyindeler. Kendilerini gösteriyorlar. Birisi çıksın da bunu anlasın diye bekliyorlar. Birinin çıkıp neyi anlamasını bekliyorlar. İnsanlar Yüce Allah'ın şifasını hayal ederlerse bedenlerine şifa olur. Ameliyat malzemelerine, ilaca, ek takviye gıdalara ihtiyaç yok şifaya ulaşmak için. Sadece Yüce Allah'ın nurunu hayal etmek yeterli. Fakat bunu yapmayan insan ameliyat malzemelerinden, ilaçtan medet uman insan, bakın zaman gelir, virüsleri üretir. Korona gibi dünyanın tamamının yok olmasını belki ister o insanlar. Ve Manisa Kaftan'da da değerli dostlar bir zamanlar böyle bir yıkım yaşandı. İşte o ölen insanlar ve zümrüt ankalar böyle bir cehaletin sonucu hayatlarını kaybettiler. Hani günümüzde hala insanlar şöyle inanıyorlar. Ne kadar çok nükleer silah sahibi olunursa dünya barışına o kadar çok katkıda bulunurlar. Dünyada huzur o kadar çok artar diye düşünüyorlar. Ne kadar silahlanırlarsa barış o kadar kuvvetlenir diyorlar. Yani bu son derece yanlış bir düşünce. Yüce Allah'ın şifası ve nurunu biz bütün silahların iptalinde kullanırsak, dünyada silah kalmazsa, herkes Yüce Allah'ın nuruyla huzur bulacağını bilse, işte en değerli huzur böyle gerçekleşir. Bu da bir bilinçtir değerli dostlar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hani hocalarını gördük ki her biri birer zümrüt ankaydı, bir bilinçti. Eğer şu anda o zümrüt ankalar canlı yayınımıza katılsa bize derler ki silahlarla huzur, barış gelmez. Bilgelikle, bilinç açılımıyla huzur ve barış gelir. Ve yine bize derler ki tarih hocalarımıza, üniversitelerin tarih bölümü öğretim üyelerine şunu derler. Siz tarihi olayları araştırmada kitaplardan, kütüphanelerden, arkeolojik verilerden yararlanıyorsunuz. Bu zor, zahmetli ve kısıtlı bir bilgiye ulaştırır sizi. Oysa gözünüzü kapatıp 6 vadiyi aşıp 7. vadiyi de Emine Şahin Hanım gibi ruhunuzla bilgi almak isterseniz, istediğiniz tarihe gidin, istediğiniz olayı görün, apaçık. İşte demin eşiniz gitti, 550 yıl öncesini gördü, bize anlattı. Değerli dostlarımız, işte zümrüt ankaların ve insanların iç organlarının Manisa Kaftağı'na dağılı olması, bir zamanlar küresel bir felaketin yaşandığının göstergesi. Bugüne kadar o taşları gezen insanlar görmüyorsa henüz gözleri açılmadı demek. Henüz küresel felaketler dur,
noktasına gelmemiş demek. Kim ki onların insan ve zümrüt kayış organları olduğunu anlarsa, kim ki bir daha böyle küresel felaketlerin yaşanmasını istemiyorsa, bence üçüncü gözünü açsın, yeniden o taşlara baksın ve Emine Şahin gibi kanal arkadaşlarımızın da yardımını alsınlar. Baksınlar o zaman bir daha bu sıkıntıların yaşanmaması için ne yapılmalı? Acaba bir gayrete gerek var mı yoksa hiçbir gayrete gerek yok mu? Sadece onların küresel bir felaketten öldüğünü bilmek çözüm için yeterli mi? Sadece onların küresel cehalet felaketiyle yok olduklarını bilmek çözümün ta kendisi değerli dostlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Nedir peki çözüm? İşte o cehaletten uzak kalmak. Zaten. Altı vadiden uzaklaşıp yedinci vadiden bilgi almak çözüm budur. Biz kanallık yaptırdığımızda arkadaşlardan dediler ki hocam Manisa Kaftanı görüyorum. Oradaki taşlar, ağaçlar diyorlar ki buraya gelen insanlar anlayacaklar mı bir zamanlar bizim felakette uğradığımızı? Anlayacaklar mı bizim iç organlarımızın etrafa dağıldığını? İnşallah anlarlar, inşallah görürler ve bundan sonra böyle bir felaket yaşanmasın diye bilinçlenirler. Hala oradaki taşlar ve ağaçlar orada gezen insanlardan bu yardımı bekliyor. İşte değerli arkadaşlarımız ne kadar çok kişi oraya giderse, şöyle etrafa bu gözle bir bakarsa, oradaki Bilinçlenirse. taşın tel olduğuna bir bakarsa, bilinçlenirse neler neler olur. Belki şu an bizi canlı yayından izleyen değerli dostlarımız da katılmıştır. 19, 20 ve 21'de koronanın yok olması için 2019, 20 ve 21'de biz defalarca canlı yayınlarda Zümrüt Anka olduk. Koronanın yok olmasına dua ettik. Şimdi koronanın yok olduğunu görüyoruz. Ya da ya da son nefesini veriyor korona. Biz kanal arkadaşlarımıza sorduk. Vallahi dediler ki Zümrüt Anka'lar meditasyon yapıyorlar. Bu meditasyonun etkisiyle korona azalmış dediler. İşte değerli arkadaşlarımız, Zümrüt Anka olmak ille kanatlanmak diye bir şey değil. Zaten Zümrüt Anka'ları gözle de göremezsiniz. Bu bir bilinç Hissetmek. yükselmesidir. İşte Hissetmek. bu bilinç yükselmesini gelin yaşayın. Bundan sonra çevrenize bu gözle bakın. Belki Yusuf Bey ile canlı yayından sonra daha da konuşuruz, eşiyle konuşuruz. Belki bu hafta sonu kampa gelirler, belki daha sonraki kampa gelirler. İnşallah. Yusuf Bey'e ve eşine o enerji noktalarını, daha çok nereye bakılması gerektiğini kampta anlatırız. Ve bundan sonra sadece Refik Korkmaz değil, binlerce arkadaşımız tanıtım amacıyla arkadaşları oraya götürür. Bu bilinç yükselmesi gerçekleşir. Çok büyük bir nimet olur hocam. Ve Kesinlikle. orada siz gittiğinizde bayrağımızın olduğu tepede o ağacın Zümrüt Anka'ya benzediğini görmüş müydünüz? Ben Zümrüt'e o zamanki o bilinci ama kartala benzetmiştim. Tamam, çok Kartala güzel. Bravo. Zümrüt'e karın birleşmesiymiş sağ. Sonra öğrendik eşimden tabii eğitimden. İlk gördüğümde Lütfen kartala biraz benzetmiştim. onu anlatın. O kartalın şu omuz başları, sırtı, kanatları aklınızda kalanıyla biraz anlatın. Nasıl bir hayret içindeydiniz ya da hayrete düştünüz mü? Şimdi benim yükselenim hayvanlar arasında hep kartal. Eşimin yaptığı çalışmalarda ikinci ya da üçüncü hayvanı bulmak çok zor. Belki hayranlığımızdır bilemem. Bir altyapımız vardır. Yok, Gördüğümde hayranlıktan değil. O tamamen sizin liderlik ve içinde bulunduğunuz psikolojik durumun yansıması. Sizde hiç değişmiyor demek ki. Bazı olabilir. insanlarda değişir. Psikolojik iniş çıkışlar hayvanı değiştirir. Sizde hep stabil kalmış. Bu Sabit. onun bir Hep o etkisi. şekilde kalıyor. İlk gördüğümde şey demiştim. İçimden yüksek sesle çıkmamıştı. Çünkü gene bir gruptuk. Beş kişilik iki çadır gitmiştik. Yani oha dedim içimden. Sadece içimden diyebildim onu. Çünkü şöyle bir şey var. Bazı şeyleri her yerde söylediğinizde bazı sıkıntılar oluyor. Veya insani duygularınızla dalga geçilebiliyor. Veya ciddiye alınmıyor gibi konular olabiliyor. Her yerde her şey söylenmiyor. Oha dedim ama bu iki kanat, iki kol açıklığı kartallar biliyorsunuz. Kollarını, kanatlarını açtılar mı? Heybetleri kanatların uzunluğundan gelir.
İşte mesela ben ağacım da hep çınar. Başka ağaç göremiyorum mesela. Hiçbir şey gelmiyor benim gözümün önünde. Her zaman çınar ağacı. Benim de çınar Ama ağacı. her zaman çınar ağacı. Hiç değişmiyor. Yani tabii o zamanlar Zümrüt Anka'yı bilmiyorum ama kartalın kanatlarını açmış da ama şey vardır. Yani orada onu hissetmiştim. Şimdi insan bir garip oluyor hocam. Kartal yukarıdan aşağıya bakarken gözler çok keskin bakar. Sanki kaşları çatıkmış gibi bakar. Sanki bir şeye kızıyormuş gibi. Bir şeye yani öfke değil bu. Şöyle düşünün. Bir babanın evladına kızgınlığı gibi. Ağaçla bunu hissediyorsunuz. Ama bir taraftan da koruma hissediyorsunuz. Ya onu görürken yani ağaca yaklaşmanıza gerek yok. Çok geride hissediyorsunuz. Ve ben o gece sabaha kadar hiç uyumamıştım. Sadece gökyüzüne bakarak şunu düşünmüştüm. Gökyüzü mü heybetli, bir ağaç mı heybetli? Şimdi aradığımızda gizlidir hayat diyor ya, aradığımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama hissettiklerimiz buydu. Geri dönüş yolunda Hatay'a gidiyordum o zaman. Şey var o, ya ağaç bana kızdı dedim, sinirlendi bana dedim. Dayı sen gene dedi doğayla konuşmaya başladın, rahat bırak kendini dediler. Tam ondan sonra da konuyu kapattık. O zamanki yaşadığım şey buydu ama ürktüm. Yalan yok ama bir tarafta güvende hissettim. Bir taraftan da neyi eksik yapıyoruz, neyi yanlıştı, neden o kaşlar o derece çatıktı diye sorguladım ama işin içinden çıkmam mümkün değil. Çünkü bir altyapım yoktu. Yani bir şeyleri bilmeden bir şeyleri öğrenmek çok zordu. Yani şimdi resimler, parçalar oturacak, resim oluşacak ben inanıyorum. Daha tam oturmadı ama şekillenmeye başlıyor bazı şeyler. Çok daha güzel olacak diye İşte düşünüyorum. Hissettiklerim bunlardı hocam. ben de o Zümrüdüanka ağacın yanındayken bir iki defa jandarmamız oradaydı. Biz jandarmamızla artık kanka olmuştuk, Allah razı olsun onlarla. Bir defasında dedim ki, bakın komutanım dedim, kanatları nasıl? Dediler ki pek kartala benzemiyor, bir şeye benzemiyor dediler. Oradaki askerimizden birisi dedi ki, gerçekten ne kadar benziyor ve kanadını şöyle açmıştı ya. Onun sağ kanadının altında da böyle bizim koltuk altımız çok net, oyuk. Sol kanadının da koltuk altı net ve oyuk. Sol kanadını gösterdi, altını hem orası yosun tutmuştu. Askerlerin en çok sevdiği belki de espri odur. Dedi ki, komutanım bakın bakın koltuk tıraşı yapmamış dedi. Koltuk altı o kadar net ve yosunluydu ki. İşte hemen o zümrüdüanka ağacının 100 metre güneyinde biz ikinci bir ağaç daha keşfettik. Daha doğrusu 5 senedir o ağacın altında belki 20 defa oturduk, sohbetler ettik. Ama hiçbirimiz o ağacın hikmetini anlayamamıştı. Ağustos ayının ilk haftası Azerbaycan Bakü'den gelen eğitmenimiz Havar Takizade Hanım. Buradan selam söylüyorum ona. Havar Hanım dedi ki, hocam bu ağaçta Allah yazıyor. Baktık tek gövdeden topraktan 1 metre yükseldikten sonra 3 gövde ve 1 metre yükselince de 4 gövde oluşuyor. Üzerinde gerçekten Allah yazıyor. Şaştık kaldık. Ve aradan bir ay geçti. Geçen hafta sonra tekrar gittik baktık. Güler teyzemiz vardı. Dedi ki, hocam burada Allah Muhammed yazıyor dedi. Baktık gerçekten Allah, H'nin yanında mim de vardı. H de var, D de var. Peki o zaman şunu dedik, bir ağaç, ağaç olmanın çok ötesinde, bir taş, taş olmanın çok ötesinde, ot, ot olmanın çok ötesinde, hepsinin en alt yapı birimi atom, atom altı, ışık ve daha derinde enerji var, enerjinin de daha derini Allah zikri var. Allah zikri somutlaşıp enerjiye, ışığa, atom altı parçacığına, atoma ve işte ağaca, ota, hayvana, insana dönüşüyor. Bunu çok net gördük. Bu Allah Muhammed yazısı, siz kuzey yönüyle bakarsanız böyle. Bir de güneyden baktığınızda da yanımızda Kur'an kursu hocalarımız vardı, hafızlarımız vardı. Ben de biliyorum Arap alfabesini okumayı ve baktık ki
Elif Lamim yazıyor. Vallahi billahi. Sonra baktık biraz daha inceledik. Elif Lamim Ra yazıyor. Sonra dallarına biraz baktık. Yasin yazıyor. Bunlar hep huruf-u mukattalar. Bir de baktık ki evet bu üçü yazıyor. Hatta dördüncüyü bakmadık. Dördüncüye de baksaydık. Ha, Kaf diye de yazıyor. Hani bir ağaç şekilden şekilde girerek bunları bize gösteriyor. Daha ne olsun diye hayretlerin içerisine düştük. 2017'de oraya gittim. Oranın taşlarının kalp olduğunu 2020'de anladım. Evet. 2022'de taşların kalbin dışında iç organlar olduğunu da anladım. Başka organlar Ve olduğunu da. 5 yıldır oraya gitmeme rağmen son bir ayda o Allah yazan ağacı fark ettim. Ve son geçen hafta orada o obrukların, zümrüdüankaların yuvası olduğunu anladım. Daha neler neler yaşadık değerli dostlarımız. İnanın ki burada anlattığımda anlaşılması, daha doğrusu kabul edilmesi pek de kolay olmayan güzellikler yaşadık. Ve bir de şunu gördük orada. Tam akşam vakti gittiğimizde 19.30'da batıda güneş batmak üzere, doğuda ise ay doğuyor. İkisinin de büyüklüğü aynı ve ikisi böyle 180 derecelik düz bir çizgi üzerinde. Direkt karşısında çıkıyor. Direkt karşısında ve tam bir terazi kefesi, dengede teraziyi tutuyorsunuz. İki tarafında bir taraf, sağ tarafında ay akşam vakti, sol Sol tarafınızda tarafında güneş. O güneş, giderken yani uçuyor bu doğuda ay. sefer. Ha. Ve değer, bir de başka bir şey. Akşam 19'da böyle ya. Ay doğuda, güneş batıda. Sabah 6.30'da geldiğimizde de Ay ay batıda. batıda, dolunay ve güneş de Güneş doğudan doğudan çıkıyor. doğuyor aynı çizgi üzerine. Gündüz geliyorsunuz yerleri böyle, gece geliyorsunuz yerleri bu şekildeydi. İşte o dolunay vakti 3 gün, belki de 4 gün sürdü değerli dostlar. Bu güzellikleri orada yaşadık. Ve bir de açılımlara baktık. Pek çok önemli denge üzerinde durduk. Aile ilişkilerinde denge ve bu yaşamla ahiret yaşam arasındaki dengeyi ayrıca kanallarımız uzun uzadıya anlattılar. Değerli arkadaşlarımız, hani burada anlatmamızı beklemeyin. 3 koca gün de bunları yaşadık. Ve sabah 6'dan gece yarısına kadar eğitimlerimiz oldu. Yani belki bir günlük eğitimimiz 16 saat sürdü. 3 tane 16 işte eder 48 saat. Dolayısıyla o 48 saatte yaşadıklarımızı şimdi bu canlı yayında istesem de anlatamam. Fakat belli başlı şekilde böyle konu başlığını anlatabilirim size. Orasının bir dağ olmaktan çok öte olduğunu gördük. Çok öte. Ve Siz üç şu harfle konuda özetlediniz zaten hocam. Orası Kaf Dağı dediniz. başka bir Yeterli şey daha yani. söyleyeyim. Vallahi de billahi de. Hani biz huruf-u mukattaları işte orada ele alıyorduk ya, inceliyorduk ya. Evet. Kanal arkadaşımız kimdi? Kimdi? Hı. Filiz Epaydın Demirkan hocamız İstanbul'dan katılmıştı ve kanaldı. Biz de merak ettik, dedik ki Kur'an-ı Kerim'de geçen kaf nedir? Bize anlatsın dedik. Kanal arkadaşımız demez mi? Bir dağ geliyor gözümün önüne ve kanal hiç duymadı hani bizim konuştuğumuzu. Dedi ki kaf dağ burası geliyor ve Kur'an-ı Kerim'den sayfalar açılıyor, kaf suresi geliyor. Burası orası dedi. Biz bir hayretlerin içindeydik. Estağfurullah ya. İşte değerli arkadaşlarımız, orası anlatılmaz yaşanır sözü çok klasik bir şablon olarak kaldığı için pek hoşuma gitmiyor. Orayı görmek lazım. Ben orayı elimden geldiğince tanıttım. Şimdi artık görüyorsunuz Yusuf Bey ve eşi inşallah gelirler, orayı görürler ve sizlere tanıtırlar. Pek çok arkadaşımız gelir, görür ve orayı tanıtır. Değerli dostlar, bu 9. modülümüzün adı kendini tanımak, Kaf Dağı'nı tanımak. Dolayısıyla aslında Kaf Dağı'nı tanıtırken
belki kendinizi size tanıtacak. Ve Kaf Dağı'nı tanıtıyorum derken Yusuf Bey de Emine Hanım da kendilerini tanımış olacaklar. İnşallah. Şurası çok muazzam bir şey. Hani dilimizde, edebiyatımızda kabak tadı vermek diye bir şey var. Bir şeyi yaşarsın, 3 gün, 5 gün, 1 ay, 1 sene geçer. Artık o bitmiştir. Hani aynı tadı alırsınız. Hoşlanmazsınız. Biter o sizin için. Fakat 5 yıldır ben değerli dostlar 30 defa eğitim verdim. Belki de 100 defa böyle keyfen çıktım oraya. 100 defa fazlaysa da 60 defa çıktım. Ama kabak tadı vermedi bana. Bırakın kabak tadını. Vallahi hala oranın %kaçını anladım diye kendi kendime soruyorum. Her gittiğimde yeni bir şey. Her gittiğimde yeni bir şey öğreniyorum. Hocam çok özür dilerim, sözünüzü keseyim. Birkaç örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi Lütfen ben buyurunuz. Türkiye'de çok yer gezdim. Seviyorum da, tarihi de çok seviyorum ben. Diğer dinler ve inanışlar ve kültürleri de seviyorum. Urfa'ya gittim, Balıklıgöl'e, Hazreti İbrahim'in atıldığı yere, Eyüp Peygamber'in eziyet çektiği yere bir maneviyatı algılıyorsunuz. Çanakkale'ye gittim, toprağa basarken ürperiyorsunuz, basamıyorsunuz. Yani içiniz titriyor. Bir Eyüp Sultan'a gittiğinizde gözlerinizi açamıyorsunuz. Veyahut da bir coğrafi bölge, Tokat Ballıca mağarasına gittiğinizde, Mersin'de Cennet Cehennem mağarasına gittiğinizde, veyahut da Trabzon'da Sürmene'ye gittiğinizde, başka bir dinde olsa bir etki sizi çekiyor. Yani bir yapıt var, bir hikaye var. Ama Spil Dağı öyle değil. Spil Dağı'nı şimdi biz konuşuyoruz ama insanlar kafasında farklı. Siz gördüğünüz için farklı algılıyorsunuz. Ve her seferinde oraya gitmek istersiniz. Diğer yerlere de gitmek istersiniz ama diğer yerlerde bir şeyler var. Yani tabii ki Manisa'nın, Spil Dağı'nın, Kaf Dağı'nın bir hikayesi, bir geçmişi var. Ama diğerleri gibi görünen değil, aleni değil. Mistik değil, bir Habibi Neccar değil, bir Beyazıt Bestami değil, bir Veysel Karahani'nin yeri değil. Bizim Türkiye'mizin her tarafında çok güzel yerler var böyle. Ama emin olun, yani ben Türkiye'de gidip de etkisinden kurtulamadığım nadir yerlerden biridir orası. Ve bildiğiniz dağ. Yani ekstra bir şey aramayın. Ama sizin gözünüz, sizin yüreğiniz, sizin bilginiz anlamlandırır. Şimdi ben yıllar sonra, ben de 5 sene sonra girmek nasip olursa çok başka gözle bakacağım. Ama eminim oradan geri geleyim, 3 gün sonra tekrar ben oraya gitmek isteyeceğim. Öyle bir garip havası var oranın. Aynen işte ben bir türlü oradan ayrılamıyorum. Sürekli oradayım ve 3 gün oradan uzak kalsam oraya gitmek istiyorum. Oh, inşallah orayı beraber gezeriz, gelen arkadaşlarla İnşallah, beraber oraya inşallah. Hep beraber gidebiliriz. inşallah hocam. Amin. Şimdi bizim bu videomuzu belki 1 sene sonra izleyecek arkadaşlarımız, belki 5 sene sonra izler. Belki de biz 2 gün sonra beraber çıkarız. Manisa Kaf Dağı'nı tanırız. Yani bu İnşallah. videoyu izlediklerinde çoktan siz oranın eğitimlerini ve kamplarını düzenliyor olacaksınızdır. Değerli dostlarım, Hedeflerimizden biri o inşallah hocam. İnşallah. dolayısıyla değerli dostlarımız bunu ileride izlediğinizde hocalarımızın Kaf Dağı kampını düzenlediğini bilin. Belki çadır kampları düzenler, belki de orada otellerde kamp düzenler. Tabii çadır kamplarında, ben çadırda bir iki defa kaldım. Banyo problemini nasıl çözüyorlar? Orada diyelim 3 gün kaldı bir kişi. Problem Şimdi toprakla, doğayla bütünleştiğinizde bu gibi sıkıntılara girmiyorsunuz. Sadece abdest konunuz var. Su bulamadığınızda toprakla idare edebiliyorsunuz abdestinizi. Onun haricinde şimdi dağda veya çadıra yüklenen insanlar, mesela WC ihtiyacı da büyük sıkıntı duyan insanlar. Ama çadırda yaşam ilkel bir yaşamdır. Şöyle basit, kısaca örnekler vereyim. Evinizde yemek yaparken en az 3 çeşit yaparsınız. Çorba, salata, pilav, ana yemek. Çadırda böyle bir şey yok. Bir yemek. Salata bir öğündür. Veyahut da en Ve az eşya. O kadar az eşya kullanırsınız ki yorulmazsınız. Beyniniz de yorulmaz, yüreğiniz de yorulmaz.
İhtiyaçlarınız da tamamen doğanın üzerine geçiyor. Tabii ki su ihtiyaçlarını inme çıkma yapıp alabiliyoruz. Sular getirebiliyoruz, zor bir şey değil ama o dediğiniz lüksler yok. Şimdi çadırlıkta şu da var. Duş için çadır bölümleri de var. Mesela duşluk için çadır kurabiliyoruz. O Tamam. sıkıntımız yok. Ve hemen şunu da bizim izleyenlerimize söyleyeyim. Değerli dostlar, büyük ihtimalle çadır kamp düzenlendiğinde otellerin yan tarafında at alanı denilen çok geniş bir yer var. Orası mesire yeri ve orada WC'ler var. Orada 50 metre aralık, işte 200 metre aralıklarla çeşmeler var değerli Biz arkadaşlar. pek de insanlara yakın olmadığımız için çadır biraz daha uzak. Tamam. Yani Ama tek su şey var, problemi. atlar. Atlardan bazıları çok korkuyordu mesela. Çadırın dibine kadar geliyorlardı sabah mesela. Onlar yılkı atlar zaten, daha değişik. Yani korkulacak bir tarafı yok ama demek ki değişik bir şey hissediyor insanların bazıları. Korkuyorlardı yani. Bugüne kadar hiçbir onların tehlikesini yaşamadım. Hatta sevecenler şöyle 3-5 metreye kadar da yaklaşıyorlar. Siz onları biraz yaklaşmak istediğinizde onlar kendilerinden kaçıyorlar. Arada 5 metre mesafe bırakıyorlar her zaman. Garip bir şey. Ama biliyorsunuz Türklerde, eski Türklerde yılkı atları yenirdi de yani. Bizim Türk adetlerimizde at yenir, yılkı atları yerlerden yani. Ama o Evet. insanlara yanaşmıyorlar. Aynen öyle. Ama hala biz oraya gidelim bir. Hem hocamla beraber yapalım orada. Valla o kadar güzel anlattı ki yani şimdi sizin hayır gelmiyoruz demenize imkan yok gibi. Garip olur değil mi hocam? Bizi izleyen değerli dostlarımız da diyecekler ki bu nasıl bir yer? Yani bence onlar da şimdi hayrete düştüler. Değerli arkadaşlar, bence Eminim oraya gelen gitmek. herkes hissedecek hocam. Sizin hissettiğiniz her şeyi hissedecekler orada. Gelen herkes hissedecek. Arkadaşlar vallahi de billahi de Emine Şahin hocamla neyi konuşacağımızı hiç bilmiyordum. Ve eşiyle beraber katılacak, işte program böyle gidecek onu da bilmiyordum. Ve iyi ki Tamamen de eşi doğaçlama oldu katıldı hocam. çünkü iyi ki eşi katıldı çünkü eşi katılmasaydı, Yusuf Bey olmasaydı biz Manisa Kaftanı bu kadar iyi tanıtamazdık. Çünkü zannediyorum Estağfurullah. Emine Hanım hiç gitmemiştir oraya. Yok Emine Hanım gitmedim. sizin Manisa. Dolayısıyla bunları bu kadar geniş biçimde konuşamayacaktık. Elinize yüreğinize sağlık. Bizim eğitimlerimizin bütün modüllerini, tamam hani zamanla siz bütün modüllerini vereceksiniz. İnşallah. Çünkü bunu dediğiniz gibi aylar sonra, yıllar sonra izleyecek arkadaşlarımız vardır. Eğitimlerimizi sizden almak için nasıl, hangi numarayı arasınlar? Ve bence değerli dostlar, şimdi Emine Hanım sadece eğitim veriyor ya, büyük ihtimalle yarın bir gün Yusuf Bey eğitimleri verecektir. Ailecek eğitim vereceklerdir. Çok çok teşekkür ederim ama ben eşimin bu işi yaptığındaki huzuru, mutluluğunu ben tarif edemem. Ben ondan daha çok mutluyorum. Eşim verecek. Ben sadece eşimin yanındayım. Ben vermek isterim ama kesinlikle ama kesinlikle eşimin önümde olmasını istiyorum. O yüzden o yapsın istiyorum. Emine Şahin Bravo. hocamız, Şu Refik anda Bakmaz. bence pek çok arkadaşımız sizi canı yürekten alkışlıyorlar. Belki bazıları fiziksel olarak da alkışladı. Allah razı olsun hepsinden. Refik Korkmaz, Sayın hocamızın eğitimleri, birinci modül ve ikinci modül bilinçaltı eğitimlerini Emine Şahin hocamızdan 505-635-3171 numaralı telefondan ulaşabilir. Ya da Instagram'dan Emine Şahin ile yine yeniden sen adresinden DM'den ulaşabilirler. Emine Şahin WhatsApp'tan da ulaşabilirler. Saklımız yok, gizlimiz yok ama eşimin bu işi yapmasından, benim önümde olmasından gurur duyuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Estağfurullah. O yüzden Estağfurullah. eşimden almalarını tavsiye ederim. Ben eşim varken öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani. Allah razı olsun. Eşinizin gözleri yaşardı galiba. İşte Evet. ne güzel. Değerli dostlarımız, Emine Şahin hocamızın telefon numarasını bir önceki yayından ezbere biliyorum. Şimdi biraz daha anımsadım. Teşekkür. 0505 635 31 71. Değerli Evet, teşekkür dostlarımız, ederim. şimdi bakmayın bir ve ikinci modül dediklerine. Belki bir Devam iki olacak. şu zaman içerisinde tüm modüllerin de hocaları Tamam. olacaklardır. Evet. Dolayısıyla siz bunu belki Ekim ayında, belki önümüzdeki
Ağustos'ta izliyor olabilirsiniz. Hocalarımızdan eğitimlerimizi talep ediniz. 0 505 635 31 71. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selamlar, saygılar sunuyorum. İyi ki ailece bu programımıza renk kattınız, onur verdiniz. Allah razı olsun sizden. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız hocam. Çok teşekkür İyi ederim. ki varsınız. Konuşabilir miyim? Hadi konuş bakalım. Ağlamak, ağlayarak nasıl konuşacaksınız? Lütfen Yok, güzel, buyurun. güzellikten, mutluluktan Hocam bu ağlıyordur. Bırakın gözyaşları ağlasın. çünkü ben o kadar çok insanın hani ben duasını aldım ki bu yaptığım çalışmalarla o kadar yani bu eğitimlerle hocam ben dedim ya çukurdan kuyudan çıktım bu çalışmalarla bu eğitimlerle ben bakın doktorlara dekanlara çalışma yaptım ilkokul mezunu bir insan olarak beni alkışladılar Allah razı olsun okusaydın yaşam koçu olurmuşsun keşke yaşam koçu olsan dediler. Ben orada kendimle o kadar gurur duydum ki benden büyük ablalar, abiler de hocam. Ben bu işi Allah rızası için yapıyorum. Çok mutluyum. Rabbimin emrinin dışına çıkmıyorum. Türk kanun ve yasalarına çıkmıyorum. Bana çok şeyler kattı. Ben Zümrüt Anka oldum, uçuyorum. Bizi anlamayanlara ne geliyor biliyor musun hocam? Hani Peygamber Efendimiz hep taşlıyorlardı. Ayaklarının altına dikenler atıyorlardı. Ashab diyordu ki ya Resulallah bak sana öyle diyorlar kötü bir şey dedim. Bilmiyorlar. Ben de diyorum ki bilmiyorlar. Bana deli diyebilirler. Falcı mısın, büyücü müsün? Üç harflerle mi uğraşıyorum, beş harflerle mi uğraşıyorum? Ben arkamı döner kaçarım, korkarım. Bu eğitimler bana çok şey kattı hocam. Benim hayatım %1500 değişti. Çok şükür benim hayatım her gün bayram tadında. Elhamdülillah şükürler olsun. Almak Amin. isteyen her kardeşime elimden geldiğince yardım edeceğim. Önce yüce Rabbime, sonra vicdanıma, sizlere herkesin önünde söz veriyorum. Beraber Zümrüt Anka olup uçana kadar yanlarındayım. Ne zaman isterlerse. Bilgimi sonuna kadar paylaşacağım. Sonuna kadar hocam asla. Ve benim çalışmalarım sadece kitaba bağlı değil. Bana başka bir eğitimde hocam akışta gelir çalışma diyordu. Hocam ne akıyor, ne geliyor diyordum. Ama şimdi Gülderen Durna hocam diyor ki bana elimden tut da Allah razı olsun biz onunla birlikte uçuyoruz. Emin abla sen kitaba bağlı gitmiyorsun. Sen akıyor bir şeyler geliyor hocam dedim. Ekranda geliyor. Geleni de ben yapıyorum Allah'ın izniyle. Yedinci dereceden gidiyorsun da o yüzden. İnşallah hocam. Bunu ilk eğitim aldığım canım hocam Ayşe Kıy farklı bir eğitimde ismini söylemeyeceğim. Allah bir değil bin kere razı olsun bana dedi ki Emre abla altıncısın çok kuvvetli. Üçüncü gözün açık. Anneme bakmış hocam. Güzel müstakil bir ev. Dört kız çocuğu anne. Anne de şifacıdır. Çünkü sizin evinize gelen ağlayarak gelen gülerek gidiyor. Annede de şifacılık var mı dedi. Hocam dedim vardı. Ağlayarak gelirlerdi. Annem herkese Güzin abla vardı bizim zamanımızda hocam. Köşe yazarı. Herkese şifa olurdu. Anneme derlerdi ki benim annem Alanyalı. Yörük kızı. Ben Yörük kızıyım. Gurur duyuyorum. Dedelerim de Çanakkale Gazisi. Onlara da gurur duyuyorum hocam. Allah razı olsun onlardan. Anneme derlerdi ki Fatma abla sen Güzin abla gibisin. Annem derdi ki hani halk Türk kadını. Ben Güzin yazını anlamam kızım. Ben Fatma Filiz'im. Ama derlerdi ki o para alıyor. Sen de para alsana derlerdi. Hani herkese bir şey yapıyorsun. Bir psikolog gibi hocam. Gücünün yettiğince yani. Ama herkese bir akıl verirdi. Mahallenin muhtarı gibiydi annem. Öylece sözü geçer. Söz bir Allah bir derdi. Yani Biz diyeceğim. yardımlarımızı Allah için yaparız değerli dostlar. Evet. Eğitim verdiğimizde tabii eğitimin de bir ücreti var. Fakat kimin şifasına vesile olursak Allah rızası için yaparız değerli Tamam. dostlar. Yani benim annem de derdi. Benimki Allah katında dualarım, yani onların duaları bana her iki dünyada da yeter derdi. Şimdi elhamdülillah şükürler olsun ben hani eğitimi veriyorum ama arkamı dönüp gitmiyorum. O kardeşlerimi elimden tutacağım. Ben nasıl kendimi dipten hani hocam beni çıkardıysa, eğitimler beni çıkardıysa, bu eğitimler beni çıkardıysa o kardeşlerimi de ele tutacağım, yardımcı olacağım. Bu sözü veriyorum hocam.
Çok mutluyum. Elhamdülillah, şükürler olsun. İyi ki de Allah bu razı eğitimi olsun. almışım. Herkese de tavsiye ederim. Pek çok kadın arkadaşımıza eğitim vereceğinizi biliyorum ve o kadınlar, o annelerimiz şunu diyeceklerdir. Aynen sizin demin söylediğinizi. Çünkü daha önce de bu söylediklerinizin benzerini söyleyenler oldu. Ümran Zengin Hocam mesela sizin söylediğinizi birkaç defa dedi. Hocam dedi, biz daha önce çocuklarımıza bakıyorduk. Yemeğimizi yapıyorduk, evimizle ilgileniyorduk. Ev hanımıydık. Ama sizin eğitiminizden sonra hoca olduk. Eğitim veriyoruz. Bize hoca diyorlar. Yani hocalık yapıyoruz. Ve başka şehirlere gidip eğitimler veriyoruz, evimizden eğitim veriyoruz dediler. Dolayısıyla siz pek çok annenin, pek çok ev hanımının, pek çok kadının elinden tutmuş olacaksınız. Onların eğitimler vermesini, hocalık yapmasını sağlayacaksınız. Buna vesile olacaksınız. Ve belki sizin gibi güzellikleri yaşayacaklar. Sadece onlara hocam denmekle kalmayacak. Belki de Allah onlardan razı olsun. Öğretim üyelerinin sizden duyduğu memnuniyeti onlar da öğretim üyelerinden duyacaklar. İnşallah, inşallah. Ben Amin. eşime sadece Bizim şunu değer veren, söylüyorum ve bizim eğitimimize değer veren bütün dostlar, baştaysınız. Siz kendinize o değeri vermiş oluyorsunuz. Biz de sizin değerinizi daha iyi anlıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Eğitimimize katılan bütün hocalarımız. Yusuf Bey lütfen buyurun. estağfurullah hocam. Ben eşime sizin bu eğitimlerinizle ilgili bir duvar yazısıyla cevap verdim. Daha önce sizin de duymanızı isterim. Cennetin kıymetini cehennemden gelen biri kadar hiç kimse bilemez. Değerli dostlar, bunu biraz daha halkımız yumuşatarak damdan düşenin halinden damdan düşen anlar denir ya. Aynen Ben öyle. gerçekten Emine Hanım'ın hayatını bilmiyorum fakat bu üçüncü programımız Yusuf Bey de anlattı, Emine Hanım da anlattı. Bizim eğitimlerde tanışmadan önce hani biraz sıkıntılı bir hayatı varmış. Yusuf Bey dedi ki eşim işte o sıkıntılardan kurtuldu. Dolayısıyla değerli dostlar işte damdan düşenin halinden damdan düşen anlar olayı. Bu hayatından memnun olmayan, hayatı istediği gibi gitmeyen, sıkıntılar içerisinde geçen insanların bunlardan nasıl kurtulacağını kendisi bizzat tecrübe ettiği için kurtarılmasına da o canı yürekten, o derinlikle, o gayretle, o tecrübeyle vesile olacaktır. Ben bir şey itiraf edeyim hocam. Ben baskın bir karakterim. Bu az çözdünüz zaten beni. Karakter yapı Kartal olarak dememizden, baskın bir Kartal'dan belirdi. karakterim. Eşimin hep yanımda olmasını isterdim. Yanımda yürümesini isterdim. Arkamda değil. Eşim de klasik Anadolu kadınıydı. Arkamdan gelmeyi tercih ederdi. Şu anda konum ne biliyor musun hocam? Ben onun bozulmasını istemiyorum. Eşim önümden gidiyor, ben arkasından. Ve o öyle kalsın. Estağfurullah. Estağfurullah. Hayır, birlikte gideceğiz. Hayır, birlikte. Tamam, hemen arkadan. Tamam mı? Hayır, birlikte. Olsun. Yan yana. Tamam. O bir onur, o bir şeref. Böyle bir yürümem lazım senin. Maşallah. Devam et. Hocamdan Allah Aynen razı öyle. olsun. Değerli dostlarımız bunu Yusuf Bey'e söyleten nedir? Ve Emine Hanım bunu Yusuf Bey'e söyleten nedir? Onu söyleyeyim size. Bizim ülkemizin adı baba dolu, amca dolu, dayı dolu Evet. değil. Bizim ülkemizin adı abi dolu da değil. Bizim ülkemizin adı ana dolu. Anadolu'nun ruhu şimdi Fatma Ana. Biz o yüzden bu şifa da benim elim değil Fatma Ana'nın eli, bu yemek de benim elimin bereketi değil Fatma Ana'nın elinin bereketi var deriz. O yüzden evimizde Fatma Ana'nın elini şöyle asarız, bulundururuz ya bazen seramikten olur, bazen bakır tellerden yapılır. İşte Anadolu bir kadın ruhu, anne ruhudur. Bunu Tamamdır. Yusuf Bey'e anlatan ve şu an bu enerjinin kendisidir. Hocam, bir söz daha Ağla, alabilir ağla. miyim lütfen? Bir Ağla. söz daha alabilir miyim lütfen? Elbette buyurunuz. Ben İstediğiniz kadar. eril dişil dengeleme atölyesi yapmıştım. Orada Gülderen Durma hocamla birlikte çalıştık. Sonra bu eril dişil atölyesinde hani kendi eğitimlerden harmanladığı en sonunda dedim ki sen Türk kadınısın, Anadolu, baba dolu diyen var mı? Ana ocağı derler. Baba ocağı diyen var mı? Anaokulu diyen denir.
Baba okulu var mı? Ana yol derler. Baba yol var mı dedim. Sizin En sonunda cümleleriniz o zaman hocam mühendis. bakın inan birebir. Sonra dedim ki hani kadın asker anası, kadın peygamber anası. Kadın dünyayı sallar, beşik sallar, Fatih Sultanların oranını. Orada hepimiz öyle coştuk ki yani bu ben içimden öyle geldi. Gülten hocam dedim ben bunu böyle yapacağım. Yap kızım abla dedi. Yani siz dediniz ya Babadolu yok Anadolu. Bunu ben de çalışmamda kendi içimden gelerek hani küçücük yüreğimle küçük aklımla böyle yapmıştım. Ama birebir tuttu hocam çok güzel. Bence bizi izleyen herkes müthiş keyif aldı. Eğer bir programdan sadece keyif alınıyorsa onda yeteri kadar amaca ulaşıldı denemez. Bence aldığı keyiften çok daha fazlasını bilgi olarak aldı. Ve ben şunu Kesinlikle. biliyorum. Bu programı şimdi arkadaşlarımız izlediler ya. Bir kez daha izleme ihtiyacı duyacaklar ve ikinci kez izlediklerinde diyecekler ki bir daha izleyelim. Her izlediklerinde bizim konuştuğumuz kelimelerin, cümlelerin derinliğine biraz daha vakıf olacaklar. Aa, üçüncü kez dinlemeseydim bak şurayı anlamayacaktım, şurayı kaçırmıştım diye belki 12 defa izleyeceklerdir. Bazı programlar, bazı filmler, bazı eserler böyledir. Bunun böyle dolu dolu olduğuna inanıyorum. Defalarca dinlendiğinde her defasında aa şurasına dikkat etmemişim. Burası ne kadar derin anlamlıymış denilecek bir sohbet gerçekleşti. Allah razı olsun Sayenizde size. hocam. Sizden de razı olsun hocam. Sayeniz. Allah razı olsun. Başlangıçsınız. Değerli dostlarımız Emine Şahin hocamızdan eğitimlerimizin tüm modülünü gelecekte alırsınız. Gelecekte bütün modüllerini alırsınız. Şimdiden İnşallah. itibaren de birinci ve ikinci modülü alınız. Sıfır, ekranı da yazdım. 505 635 31 71. Teşekkür ederim Bilim hocam. sistemi sonsuz olsun. Selamlar, Allah'a saygılar. emanet olun hocam. Sağ olun hocam. Cümlemiz Allah'a Teşekkür ederim. emanet İyi olalım. akşamlar. Allah'a Amin. emanet Amin. olun.